sevmek lazım. Ne iş yaparsanız yapın sevmek lazım. Sevgiyle yoğrulan şey çok güzel çıkıyor meydana. Yani onlar bizi sevdikçe, tuttukça biz yukarıda 130 yesenin ayakta kaldık. Osmanlı-Rus Savaşı'na 1876-1878'de savaş bitti. Bizimkiler Kırım'dan Türkiye'ye geldi. Anadolu, Osmanlı toprağı kaybetmeye başlayınca herkes Anadolu'ya gelmeye başladı. İstanbul'da İngiliz askerleri varmış. Herkes en iyi yaptığı işi yapıyor. Bizimkiler de çibörek yapıp satıyor. O günkü dostlar bugün çok eski dostlarımız devam ediyorlar. Hayat gayet devam ve o günden bugüne kadar yani 137 senedir biz ayakta kalmaya dostlarımız sayesinde. Büyük müessesede biz çalışıyoruz. Akay firması çalışıyor ama buranın sahibi dostlarımız, gelen misafirlerimiz. Misafirlerimiz ayakta bizi tutan onlar. Onların sevgileri bizimle beraber her zaman. Yani onlar bizi sevdikçe, tuttukça biz yukarıda 137 senedir ayakta kaldık. Gün sabahın erkenden başlıyor. Sabahleyin 4'te iş yerimize geliyoruz. Her şeyimizi hazırlıyoruz. Saat 10'da da servisimiz başlıyor. Yavaş yavaş misafirlerimiz gelip onları ikram etmeye çalışıyoruz. Hamurları sabahın gelir gelmez yoğurmaya başlıyoruz. Akşamdan belli bir kısmı %50'sini hazırlıyoruz. Dolaba koyuyoruz. Sabahleyin de gelince makinelerden bir daha geçiriyoruz. Güzelli bir olaya geçiyoruz ve harika bir ürün çıkıyor meydana. 1 ile 2, 3 ilave hemen hazırlayalım. Çibörlerimizi biz kıymalı olarak değil, kıymalı, peynirli, pastırmalı, sucuklu, kaşarlı, şekerli, az sonra istediğimiz bir olay şekerli ve tahin helvalı bile yapıyoruz ve her gelen misafirimizin istediği doğrusuna bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Hayır diye bir şey yok. Baştan garipsiyorlar ama şimdi artık alıştılar. Pastırma çok hoşlarına gidiyor, sucuk çok hoşlarına gidiyor. Kaşarla kıymayı karıştırıyorum, harika bir lezzet çıkıyor. Kaşarla peyniri karıştırıyorum, ayrı bir lezzet çıkıyor ortaya. Gayet nefis bir şeyler çıkıyor ve herkes mutlu bir şekilde ayrılıyor. Misafirlerimize ilk önce bir hoş geldin diyoruz. Ne arzu edersiniz diyoruz. Porsiyonumuzda 6 tane var diyoruz. Arzu aç mısın diye soruyoruz. Ondan sonra açım derse 6 taneyi alırım diyor. Ve biz çeşitlerini sayıyoruz. Yok ben istemem. Kıymalı orijinalinden, dedemden, babamdan ne gördüysem onu isterim. Bunu öyle ki. Ama arada bir tane pastırma sıkıştırıyoruz ki o zaman çok hoşuna gidiyor. Ve çok farklı bir şey çıkıyor ortaya. Mantımız da harika. Mantıyı da çok seviyorlar. Harika bir lezzetler var onlara. 17 saniye. Çünkü 17 saniyede pişer. İncecik bir hamur var içinde. Kaliteli bir malzeme var. Malzemenin hepsi çok kaliteli ama attı kızgın bir yağ 180 santigratta sıcaklık var. 179 olursa ayrı, 181-182 çıkarsa kararır bu sefer. Olaylar çok farklı çıkıyor. Ama şimdi gördüğünüz gibi 17 saniye. Şimdi bazı arkadaşlar gelirler burada saat tutarlar. Saniye tutarlar. Tutuyorlar ve haklı olarak karar veriyorlar. Akay, Tatarca'da, Öztürkçe'de herkese bir Tatarlık vardır zaten. Orta Asya'dan bu tarafa geldi. Akay'ın anlamı bey anlamına anlatılır. Ve ikinci sözlük anlamı da ak ay, beyaz ay anlamına gelir. Apakay hanımefendilere söylenir. Bala çocuklara söylenir. Çocukları yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlar Allah bize ömür verirse onların başına durmak istiyorum. Devam etmesini istiyorum. Tabii çocuklar da bu işi severek yaparlarsa, seviyorlar zaten, yaparlarsa inşallah arkası gelir. Herhangi bir sıkıntı, ülkemize herhangi bir sıkıntı düşmezse, bir problem olmazsa her şey devam eder. Merhaba, ben de Osman Temizkan. Babamın, dedemin izinden devam ederek biz de dükkanımızda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben 5. kuşağım. Aslında biraz çatışmasını yaşıyoruz. Eski kuşak, yeni kuşak çatışması var. Şimdi eskiler, babamlar biraz daha böyle eski kafalı, yeniliğe kapalı biraz aslında ama biz atıyorum inovatif birkaç çözüm getirelim, farklı bir şey yapalım dediğimizde işte ne gerek var, yapmayalım diyorlar ama şimdi o şeyi yenebilirsek, aramızda o anlaşmazlığı çözersek ileriye dönük değişim planlarımız olacaktır. Tabii bunlar için ülke şartları ne getirir, bu şartları nasıl yapabiliriz onun şu an planlaması içerisindeyiz. Şimdi benim 6 yaşında oğlan, erkek oğlum var. Mesela geçen hafta geldi aşağıda hamur açtı dedesiyle beraber. Yani şimdi aslında o şeyi damardan vermeye başladık. Yani
şu yüzden isterim ya, bu işi yapamasa bile çarşı ortamına gelsin, çarşı havasını koklasın isterim. Çünkü çarşı gerçekten derler ya, çarşı en iyi üniversite çarşı ortamı diye. Ya cidden doğru. Öyle ve ben de o yüzden hem kendimle onu zaten yaşadığım için biliyorum. Oğluma da bunu yaşatmak için can atıyorum açıkçası. Biraz zaman geçtikçe zaten bir çırak daha kazanıyor olacak. Biz Türk milleti sırt sırta yan yana oturmayı çok severiz. Çok açık seyrek olduğu zaman uzak mesafe gibi gelir yani. Olay burada. Bir icabında bana burada otururken tabağını getir, içine iki tane koyver İsmail'cim, bir tane koy veya şunu yap, bunu yap diyebilir. Yani olaylar böyle. Gelen misafirlerimiz hepsi aile. Değişen bir şey yok. Biz müşteri gözüyle bakmayız onlara hiçbir zaman. Hep misafirimizdir, aileden biri gibidirler. Çocukluk yıllarından beri gelir giderler, anne baba olurlar, torunları olur, onlar da gelirler. Biz okuyacaktık, dedem dedi ki okursanız bizim işi kim yapacak? Mecburen bu işi bıraktık, okumayı bıraktık, kendi işimize döndük. Ya bu işi çok iyi öğrendik, çok iyi bir şekilde arkadaşlarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Bilerek geliyorum diyenler var bazı ama hiçbir şey bilmiyorlar, onlara öğretiyoruz. İşimi seviyorum çünkü, çok seviyorum. Sabahın 3'lerde o zamanlar çocuktum, babam beni kaldırdı getirirdi buraya. Sabahın saat 5'te servis başlardı eskiden, saat 9'da müşteri almazdık. Öğle hazırlığı yapıyoruz diye, öğleden saat 3 dedim işimiz biterdi. Şimdi alışverişler tam tersine döndü, saat 3'ten 4'ten sonra hareketler başlıyor. Çok misafirle ağırlık, kolay değil, dile kolay. 137 senenin bir misafirle, şimdi İstanbul'un holding sahipleri olan hepsi bizim dostlarımız. Hepsi gelirler giderler. Hep onların evlerinde, büyükleriyle, şeyleriyle, hasta yataklarında bile buradan börek alır götürürler. Gençlere şu tavsiyem var. Hem okusunlar, hem alaylı olsunlar, hem mektepte olsun ama bu işi çok iyi bilsinler. Amerika'da misafirlerimiz var. Kızları orada okumuşlar. Hatta rektörün kızı bir McDonald's'ta çalışıyormuş. Adam özellikle söylüyor, bak kızım benim burada çalışıyor diyor. Bizim burada çocukları çalıştıramazsınız, çalışmazlar. Yani nedendir ben bunu anlayamadım. Çünkü meslek meslektir. Ya bu aslında biraz tercih meselesi. Yani böyle bir yerde butik bir dükkan açıp, sabahtan akşam orada zamanını harcayıp para kazanmak mı önemli? Yoksa 8-18 memur gibi çalışıp hayatı yaşamak mı biraz önemli? O aslında biraz tercih meselesi. İnsanların yapısına göre değişiyor. Yani ikisinin de artısı eksisi var. Yani o yüzden gençlerin bunu olabildiğince tartıp ona göre karar vermesi önemli. Şimdi biz folklor oynardık. Folklorda yurt dışına çıkardık. Orada çiğ börek yapardım. Ben Türk mutfağını tanıtmaya çalışırdım. Ve eksik olmasın arkadaşlarım da bana yardım ederlerdi. Ve herkes çok mutluydu. O zamanlar oralarda Türk mutfağı yok. Ve insanlar hep kal diye hitap ettiler. Ama biz kendi ülkemize döndük. Sonra zaman içinde her tarafta lahmacuncu ve kebapçı olmaya başladı. İstanbul'a geldikleri zaman en yapabildiği bozuk bir dikiş makinesiyle gelmişler. Onu satmışlar, un ve şey almışlar. Başlamışlar çiğ börek yapmak. İlk önce karnını doyurmak için başlamışlar. Ondan sonra derken onun hoşuna gitmiş derken satışa başlamışlar. Biraz neticede İstanbul kazan, onlar kepçe. Şimdi şurası ayar. Ateş ayar. Mangal bunun içine konuyor. Efendim. Burada ayarı var. Çiğ börekler bunun içine konuyor. Sıcak bir şekilde. Ve bellerinde de samandan yastık. Çünkü buraya dayandığı zaman olay farklı, yakması ama buna rağmen yine de buraları hep yanıktır. Çünkü kolay değil bunun, çok ağırdır. Ateş de var içinde, çiğ börekler ağzına kadar dolu. Bir ellerinde şu gördüğünüz kıyafetler onların kıyafetleri, beyaz. Bir taraflarında sabunlu bir peşkil dedikleri bir olay var, bir tarafta kuru bir şekil var. Misafirlere verdikleri zaman hemen ellerini silerler, toparlarlar. Verirler bir gazete, o zaman kağıt da yok yani problem. Herkes alır yer gidermiş. Bize her gün gelip bir şube istiyorlar. Fakat vermiyorum. Neden vermiyorum? Çünkü onun başına bir adam koyacağım, çalıştıracağım diyor. Anlatabiliyor muyum? İyi malzemeyi ben sana vereceğim ama sen bozacaksın. Olmaz, benim isim aşağı düşmesin diye ben de vermiyorum. Çünkü kalite çok önemli.
Hepsini Akay Çevreksi'ne bekliyoruz. Onları mutlu etmek için buradayız. Eğer gelirlerse hücrelerini yenileriz. Tatlı bir tebessümle ayrılırlar giderler. Teşekkür ederim.